Herkese yine bir videodan merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Çiçeklerimi böyle yumurta suyuyla suluyorum. Şu çiçeğimi de hala ekemedim. Bir damlacık da ona verelim. Şimdi buradaki kaktüs ve sukulentleri. Evet, toprakları kurumuş. Şu birazcık küsmüş gibi bize. Buna bayağı bol döktü. Akşama ne yapsam ne yapsam diye düşünüyordum. Gene girdim hamur işine. Uzun zamandır haşhaşlı yapmıyordum. O yüzden mutfağa gireceğim. Birazdan haşhaşlı yapacağım. 2 paket de haşhaşım vardı buzdolabında. Onlarla birlikte yapacağım bakalım. Şimdi bütün malzemeleri hazırladım, ayarladım. Ali'nin okuldan gelmesini bekliyordum. Şimdi kapıdan içeriye girdi. Ona bir sürprizimiz var. Sabah kargoyla geldi de onu göstereyim. Bir çocuğun üzerini başını değiştireyim. Ondan sonra derslerini falan ödevlerini atmış öğretmen şimdi WhatsApp'tan. Onları falan şey yapayım, ayarlayayım masasına. Çalışma masasında o ödevini yaparken ben de mutfağa girerim. Haşhaşlı yaparım bakalım. Oldu bayağı bir yapmayalı. Ya hamur işi yapıyoruz tabii ama haşhaşlı yapmayalı bayağı olmuştu yani. En son yaptığımda Zeynep de çok beğenmişti. Bir de sütlü dokunmamıştı. Şimdi tekrardan öyle yapacağım bakalım. Bu aralar gene ben denemeye başladım. Zeynep'in süt alerjisi geçti mi diye soranlar var ama bazı şeyleri çok kötü gene tepki veriyor. Bağırsakları bazı şeylere de hiç yani sanki süt ürünsüz yemiş gibi öyle olunca biz de seviniyoruz haliyle. Neyse şimdi gideyim bakayım içeriye gireyim. Zeynep'i de giydirdim, saçlarını falan ördüm. İşte evi toparladım, çiçekleri suladım. Ondan sonra başka işlerim vardı, onları hallettim. Makineye 2 posta çamaşır atılacak ama biraz akşama doğru atarım dedim. Çocuklar hep bir şey döküyor, ediyor, lekeleniyor. Gene çamaşır, gene çamaşır. Bayağı da birikti. Bir de yatak odasında yastık kılıfları, nevresimleri falan değiştirdim de. Onlar için şimdi hepsini yıkayayım, kurutmaya atarım. Havada şey kapalı kuracak gibi değil balkonda. O yüzden büyük ihtimalle kurutmaya atarım. Sonra hemen katlayıp yerleştiriyorum zaten. Şimdi bakayım Ali'nin yanına gideyim. Göstereyim paketi. Babası söylememiştir belki. Yolda. Ali? Efendim anne. Üstünü giyin hemen üstünü. Dışarısı var ya. Sıcak mı? E nasıl kapalı? Dişlerim şey, Ya mehtap he, değil mi? soğuktan. Soğuk değil mi? Belli zaten. Ben de sıcak mı Ay dedim. esiyor, köşeye dönünce iyi ki gelmemişsiniz son İyi anda. ki Zeynep, iyi ki gitmemişiz. Bak nasıl rüzgar esiyor. Palmiyeler yerinden Nerede sökülecek bu pijama? gibi. Şeyde ranzanın en üst kapağında ama pijamalarını bir giysin önce. İyi de Tamam hadi. dur geliyorum. Zeynep'e bakın teyzelere. Bakayım Zeynep saçlarına. Güzel olmuş mu? Zeynep. Evet çok güzel oldu. Ali'nin sürprizini verelim. Koş. Koş. En üst. Hayır burada burada burada. En üst rafı aç. Heh. He? Şaşırdın değil mi? Güle. Şaka yapıyoruz sanki. Güle Sanki hiç güle. sürpriz yapmıyoruz da yok sürpriz diyor. Kesin diyor babaannem geldi diyor. Onları sürprizden Çok büyük bir şey değil saymıyor. ama geçenki bozulmuş diyordum. Çok güzel, çok Daha güzel. iyisini aldık. İstediği bir şeydi. Ona böyle bluetooth'lu kulaklık aldım. Aa, ne oldu kızım? Eyvah, küstü. Ne yapacağız? Hep Zeynep'e olmaz. Tak bakalım. Oo, çok güzel oldun. Bunu neye bağlayabiliyorum? Direkt tabletine Ucuna. bağlıyor. Her şeye Tablet bağlıyorsun. ucuyla bağlıyor. Böyle ucunda da şarj kablosu var. Bizim kafalara şarj Ben de çok kafalarına teşekkür takıp ederim. güle güle kullan canım. Az kaldı Nerede bakalım. kutusu? Ha, bu geçirmeliymiş. Dur şunu göstereyim de. Fiyatı da çok uygundu. Bir de ses kalitesi falan çok güzel. Tüm Radyoya da radyo bağlanıyormuş var. arkadaşlar. Hafıza kart desteği var.
Sonra kablo da çalışabiliyor, kablosu da çalışabiliyor. Evet. Bir de şarjlı tabii. Ve bir de şey, siz söyleyin adına. Ah, Zeynep tripler Nasıl atıyor. Aç bir adı? bakalım, aç. Ali aç bakayım Zeynep'in odasına. Burayı aç. Bağlayacağım ben onu, bağlan değil Aç ya. bakalım. Ne oldu kızım? Neredesin? Dolabın içinde, dolabın. Yok Burada, burada, canım. buraya girer. Kız, orası benim dolabım. Dolabın içine saklanmış. Çık. Ay şuna bak. Oraya ben rafalayayım da bakalım bir daha girebileceğim mi dolabın içine. Denesin gidecek. Ana. Hadi tamam, dur azıcık. Gel birlikte dinleyeceğiz. Ona ben anlattım aslında Ali ama Hemen ben bağlayayım, sonra gidersin, anlamadı. tamam mı? Ali radyo var. Ses kalitesi harika. Sepete atmıştım ben onu. Hani indirime girdi. Hemen aldım arkadaşlar. Ya bir de biliyor musun? Kuponlarım da Bende bir oğlum vardı. vardı. Onda diyordu ki lütfen bluetoothlu kulaklık kullanmanız lazım Aa, diyordu. tamam işte, Şuradan çok seninle bir güzel. şeyler bulalım Emine. Güle güle kullan oğlum. Şu kutudan. He? Gel burada birazcık hadi dinlen. Ondan sonra ödevleri ben ayarlayacağım sana. Ödev yok zaten. Mehmet Akif'e sonra bir şeyler Araştırma ödevi sonra. varmış, aynen. Zeynep, gel bak, gel, baban da sana bir şeyler yap. Gel. Şuna bak ya. Saklanma alanı. Heh. Evet, Zeynep'in de gönlünü yaptık. Bu kamerayı verdik Geldi mi? Hadi eline. kucak. Gel bakalım. Çek çek hemen. Nereye? İyi kalktı. Evet. Ali'cim, çok güzel değil mi? Hı. Ali, müzik bir şey olacakmış. Okulda kulaklıklarını getirebilir herkes istediğinde demiş. Öğretmen mesaj atmış ama anlayamadım. Sana Nasıl? sorayım dedim. Geldi Müzik mi? kursu mu olacak demiş. Jimnastik, bir de voleybol. Başka? O kadar galiba. O geldi Ha. sadece mesaj. Çantamda. Anne çok Tamam. sevinmiş Hemen direkt seni. yazdı kendini. Ay çok mu İnanılmaz. sevindin? Anneyi de öp. Hadi Beraber herkese aldık. merhaba de. Görüntü bağlı mısın? Annem, güzel kızım. Evet, Zeynep başladı. Evet arkadaşlar, girdim mutfağa. Şimdi haşhaşının hamurunu yoğuracağım. Neler koyuyorum ben hamuruna? Hemen onları göstereyim. 2 bardak süt koyacağım şimdi. 2 bardak da ılık su koyacağım. İkisi de ılık olmalı. Ondan sonra bir yemek kaşığı kuru mayamız var. Bir küçük paket yaş mayayla da yapabilirsiniz. Ondan sonra şurada bir tatlı kaşığı tuzum var. Bir yemek kaşığı şekerim var. Ondan sonra bir bardak da sıvı yağ ekliyoruz. Hamurumuzun içine bu kadar malzeme giriyor. Şimdi hemen yapalım. Bir de un tabii. Ondan sonra bunu mayalanmaya bırakacağız. Mayalandıktan sonra devamını getireceğim. Şimdi birazcık sütümü açtım, ocakta ılıtıyorum. 2 bardak süt var burada. Şu bardakla koyalım. Şimdi sütle soğuk karışınca zaten şimdi 2 bardak suyumu ekliyorum. Sütü de koyduğum zaman nasılsa böyle ılınacak. O yüzden şimdiden koydum. Unumuzu da açalım. Kapağını. Mayamızı ekliyoruz. Bir yemek kaşığı şekeri ekliyorum. Sıvı yağ ekliyorum. Şimdi de bir tatlı kaşığı tuzumuzu ekliyoruz.
arkadaşlar, şimdi hamurumuzu mayalandırmaya bırakıyoruz. Kapağını kapatıyorum. Şöyle tepsi mayası da yapacağız. Ama şimdi haşhaşı eklemeden önce de böyle bir mayalandıracağım. Kapalı karanlık bir ortamda fırına koyacağım, orada mayalansın. Birazını deneriz aynen. Arkadaşlar haşhaş, bunu açıyorum. 500 gram A101'den almıştım. Şöyle Arabacı Oğlu markasının haşhaşı. Hiç fark etmez markası ama yine de göstereyim. Şimdi şöyle açıyoruz paketi. Bunu seyreteceğiz. Buna tahin de ekleyenler var. Hamurum da fazla ya. Bir küçük tepsiye de tahinli deneyeceğim ben. Çok güzel oluyormuş öyle de. Çok az var tahinim aslında ama. Bakalım. Hele bir yapalım da hamurumuz bir mayalansın. Tam yarım kilo haşhaşı. Şöyle. Buzdolabında tutuyorum ben bunu. O yüzden bayağı bir şey oldu. Sertleşti. 2 kaşık toz şeker var burada. Ve güzelce bunu karıştırıyoruz. Çok sertleşmiş. Böyle taş gibi olmuş. Şöyle elimle yapacağım o yüzden. Elimle karıştıracağım. Gibi değil. Çünkü bakın taş gibi olmuş. O kadar katılaşmış durunca. Evet arkadaşlar, hamurumu güzelce koydum, yoğurdum. Şimdi haşhaşı da güzelce şekerle yağla karıştırdım. Hamuru biraz fazla yoğurdum. Diyorum o haşhaş bile belki az gelebilir ama dolapta var 2 paket daha haşhaşım. Bir küçük paket var, 250 gramlık ablam getirmişti. Bim'den almış. Bir de gene yarım kiloluk daha var. Bakalım. Eğer ihtiyaç olursa onu da açarım. Şimdi oturduk böyle sütlü birer kahve içiyoruz. Ben kahvemi içene kadar zaten o da mayalanır. Fırına koydum. Kapağını da güzelce kapattım, zaten gördünüz. Biz çok seviyoruz haşhaşlıyı. Yani cevizli lokum, haşhaş seviyoruz. Bir de bayağı bir hamuru da bol oldu ya şimdi. Beslenmesine de koyarım çocuğun. Bir pastaneye gidiyoruz cevizli lokum almaya, 50 lira olmuş. 50 TL mesela, evde daha büyük tepsilerde daha fazla hamurunu yoğurarak mesela bir günde hazırlayıp buzluğunuza atabilirsiniz bu şekilde yapıp. İster lokum şeklinde yapın, isterseniz bükme şeklinde yapın. Nasıl yaparsanız yapın çok lezzetli oluyor. Susam atan var, ceviz atan var içerisine. Burada köylerde de bayağı bir meşhurdur, Bursa'nın köylerinde. Yani kına geceleri olsun, her yerde yok galiba bu. Yani Bursa'ya has bir şey diyebiliyorum ben. İlla ki yani lokum yapılır. Cevizli lokum bayramlarda yapılır. Ondan sonra kınalarda yapılır. Onun dışında gene misafire. Ondan sonra çok şeyde yapılır yani. Mevlütlerde falan. Biz de alışmışız yani, biz de çok severiz. Dediğim gibi Murat da haşhaşlıyı çok seviyor. Ben cevizli lokumu da çok seviyorum ama cevizli lokumu geçen yaptığım zaman onun için bir özel baharatı varmış. Aktar'dan onu almam lazım. Bir baharat ismi unuttum şu an. Aromasını o veriyor. Benim o aradığım aromayı bulamadım işte ben o yaptığımda. Çok güzel olmuştu kıvamı. Tel tel ayrılıyordu ama o aroma yoktu sadece. O oldu mu daha da güzel olur diye düşünüyorum. Neyse biz şimdi kahvemizi içelim. Şunlardan koyduk çocuklara da. Bir de çay demlerim yanına. Değil mi? Burada Bediye ablanın getirdiği çok tatlı. Gülümsüyor. Uçtu uçacak. Ay camlarımızın kirini de görmeyin vallahi. Ne zaman el atacağız bilmiyorum. Buna sıra gelmedi.
Zaten yağmur dün akşam durdu. Böyle Yağdıkça Anadolu mutfağın çamur. yanına girdiğim zaman 7 gün yumurta gibi güneşi gördüğüm zaman eminim tamam camları silebiliriz Evet, diyeceğim ben değil sana. mi? Aynen öyle. Şimdi çünkü silersek sonra gene yağmur yağarsa eğer çamur yağacak, sonra emeğine de yazık olacak. Karşı komşumuz taşındı bugün, sabah bir baktık. Ben zaten tahmin etmiştim. Hani kolilerden dolayı dedim herhalde taşınacaklar. Yoksa balkon bu kadar koli neden olsun dedim. Sonra aa dedi, bir hafta geçti üzerinden. Murat dedi aa dedi, bak dedi, sen bilmişsin dedi, gerçekten dedi taşınıyorlarmış dedi. Artık fiyatlar uçtu. Evden çıkan kiracı da arkasına ev sahibi kiracı sokmuyor. Genelde hep satılık koyuyor ilana. Bakalım. Tam karşımızda 2-3 tane satılık var şimdi. Arkadaşlar, hamurum mayalandı. Şimdi hemen yapımına geçelim. Şimdi tepsimi de yağladım. Şöyle pizza keseceğim de aldım. Ondan keseceğim. Şöyle bir yağlayalım masayı ilk önce. Şöyle. Tepsi mayası da yapacağız. O yüzden bu kadar kabarması yeter. Şöyle çok güzel puf puf olmuş. Uf, çok güzel hamur. Harika olmuş. Şimdi çok güzel mayalanmış. Şöyle hepsini bir masamıza alalım. Bölelim, pay edelim. Ondan sonra yapmaya başlayalım bakalım. Şöyle. Şu şöyle bir beze olsun. Şu iki. Buna çok koymuş olsun. Şöyle olsun. Dört. Şu en son kalan parçayı da şey deneyelim. Tahinli deneyelim. Şunu. O yüzden bunu yine koyayım kabın içine. Tamam. Şimdi başlıyoruz. Hadi bismillah. Şöyle masamızı yağlıyoruz. Sofra olsaydı dediğim gibi daha rahat olacaktı. Bak şimdi oturarak yapacaktım valla. Şöyle yağlayarak elimizden açıyoruz. İsterseniz oklavayla, merdaneyle de açabilirsiniz. Hamur çok güzel olmuş. Şöyle birazcık ilk önce açıyoruz. Bu kadar. Ondan sonra şöyle haşhaşımızı döküyoruz. Ondan sonra şöyle her yerine yaydırıyoruz haşhaşı. Bol bol haşhaşla. Şimdi bu hamuru kenara alalım. Sonra daha da büyüteceğiz. Aynı boyutta tekrardan bunu da böyle açalım elimizle. Sonra buna da haşhaşımızı döküp yaydıralım. O hamura da Tamam. şey Tamam, bu yapacağım. yapılmaz zaten. Tahin. Tahini deneyeceğim bir tepside. Bir kenarına deneyebilirim sığarsa. Ha? Hamur çok güzel olmuş. Sonra Sanki az mı açıyorsun hamuru aşkım? Çok kalın mı oluyor? Bana mı öyle geliyor? Sanki hiç şimdi uzatamıyorsun gibime geliyor. ne olacak? Sen bilmiyorsun ki Bilmiyorum. tarifi. Evet. Getir bunu da sıvayalım biraz. Sen bilsen tarifi. Böyle konuşmazdım. Aynen.
Ne kadar ön yargılı değil mi? Şimdi senin gibi işte bak, yorum atanlar da senin gibi işte. Attım şimdi ben kötü yorum, çıktım mesela. Sence verecektir. Şimdi bak onu da açacağız. Aynı börek gibi inceleyeceğiz. Anladın mı? Şimdi hepsini alacağım ortaya. Tamam. İşte şunlar kötü olabilir, acımsı acımsı, anladın mı? Şekerle buluşmalı ya onlar. Keşke bir çatal deseydik. Bak şimdi böyle ya. Bunları da buraya alıyoruz şimdi. Oh. Heh, gördün. İşimiz bitti. Evet, uzun zamandır arkadaşlar hamur işi yemiyorduk. Ne kadar oldu Emine? Hamur işi yemeyeli. Hmm. İki gün. Ne kadar? Hiç ya kendimiz yok. Yaptık mı? Yok, kendimiz yapmadık. Ben artık öyle hesap ediyorum. Yiyoruz arkadaşlar, yiyoruz. Hamur işi yiyoruz. Allah'a şükür. Ya bir arkadaş demiş ki köyde demiş kışın herkes hamur işi yeniyor. Niye böyle ön yargılısınız ki hamur işine demiş. Biz köyde değiliz ama kış mevsiminde olduğumuz için. Ama köyü çok severiz. Kendimiz keşke oradan paylaşıyoruz. Vallahi. Evet. İyi uzadı be Emine gene. Ay Murat'ı bir görseniz var ya, neler neler burada başımda. Bak şimdi uzattığımı görünce dış ses, kustum. Dış sesim ben, dış ses. Dış ses ama işte nasıl bir dış ses. Fesat dış ses. Ya. Şeker istiyor musun daha içine? İstiyorum. Serpelim mi şöyle bir? Yeter bence ama serpilir. Serpme, hadi serpme. Sen diyorsun sana yok şekeri olmamış, yok bilmem nesi olmamış diye, o yüzden. Hadi geç bakalım harekete, ne yapıyoruz şimdi? Büyük şimdi ihtimalle dolayacağız bunu şimdi. Ne yapılabilir ki bu? Pizza gibi bir oldu. Tamam bak şimdi ne yapacağım biliyor musun? İyice açtırdık arkadaşlar. Bolca da döktük halı şeyi. Haşhaşlar. Şimdi şöyle ortadan ikiye. Kesiyoruz. Bakın arasındaki katlara bakın. Hadi bakalım. Gördün mü? Oho. Pek de hamur atız bugün. Hadi bakalım. Ne yaptın ya? Murat işte bu sana. Murat işte öyle. Hiç öngöremiyorum ne yapacağını şu an. Sen şimdi fırın tepsisini mecbur burada bir elinden tutacaksın. Masada koyacak yer de yok farkındasan. He? Farkındayım. Hadi bakayım, alayım ben tepsiyi. Kesme işlemi bitti. Şimdi şekil mi veriyorsun? Ne yapıyorsun? Şimdi şekil veriyoruz arkadaşlar. Şöyle kat kat ol. Daha fazla kat da yapabilirsiniz. Hmm. Artık nasıl isterseniz. Bak hele, bak hele, bak hele, bak hele. Oo. Harika. Hı. Bunlar şimdi tel tel ayrılacak. Dediğim gibi içine susam, ceviz, ne isterseniz ekleyin. Hep böyle şey, nasıl kesiyorduk şey, ne yapıp doluyorduk, kesiyorduk. Bu sefer de böyle bükme yapayım dedim. Güzel güzel. Bunlar şimdi... Kabaracak da tepsi mayası da yaptıracağım. 15 dakika tepsi de beklesin. Ondan sonra çok güzel görünüyor. Değil mi? Bol haşlaştı. Ağzım sulandı şimdiden. Çok seviyorum sen haşhaşı. Bayılıyorsun. Çok seviyorum, evet. Hamurunu gördünüz arkadaşlar zaten. O kadar pratik. Valla bu kahvaltıda da yenir, akşam yemeğine de yenir. Tok karnına da yenir, bu yani, yenir de yenir yani. Misafire de bakın, pratik hemen. İlk koyduğumuz bu yarım kesikler arkadaşlar Emine böyle Ali için ayırdım. Açma şekline çevirdi. Daha güzel oldu. Beslenmesinde yer çocuk. İyi olacak. Heh. Tabii daha iyi oldu aynen. Tamam. Dolu dolu bir tepsi. 4 tane de burada Ali'ye. Çok güzel görünüyor. Hı?
batıyor birazcık ortalık. Elimle de çalışınca şeyler ıyı mıyı yapıyorlar ama. Neyle çalışacakmışım? Ya tiksiniyorlar bilmiyorum. Ay bir eldiven takamadın mı? Ay bilmem ne yapamadın mı? Boşver ya. Ya geçen öyle hamur işi yapınca, elle yoğurunca böyle elimle yoğurdum şeyi, harcı. Çok fazla kişi söylenmiş. Ay eldiven takar insan bilmem ne. Sanki eldiven elimden daha mı temiz? Pis ellerinle girin. Böyle çok acayip anormal şeyler. Çoluk çocuk olduğunu düşünüyorum onları. Evvelize elimizle her şeyi yapıyoruz. Neyle yapalım değil mi? Ben hiç ağzını yormak bile istemiyorum yani. Teknoloji onlara yarayacak. Her şey robotlaşıyor ya. Oh mis gibi oldu. Vallahi şu görüntüye bakın. Daha ne olsun. Vallahi güzel yaptım değil mi? Vallahi eline hakkını sağlık. Hakkını verdim. Verdin. Bol 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 malzemeli. Değil mi? Atayım mı fırına? Göz hakkınızı da helal edin arkadaşlar. Ama çok pratik. Alıverin BİM'den küçük bir paket. O 28 TL mi ne? Un zaten herkesin evinde olan şey. Hemen yoğurup şey yapabiliyorsunuz. Yani pratik oluyor görüyorsunuz. Şimdi diğer hamurumuza da bakalım. Burada da şimdi ikinci tepsiyi şey yapacağım ama buna tahin katacağım ben. Tahin katıp yapacağım. Şöyle iki kat yapayım onu da. Gene açtırarak yapalım değil mi? Öyle bunun yapalım. Mayalanması gerekiyor. Şimdi 15 dakika tepsi mayası yaptırın. Tamam. Daha iyi olur. Ellerimi yıkayayım ben. Tahini ya da sen dök bana. Ben dökeyim. Nerede tahinimiz? Evet arkadaşlar, Emine buraya ne idüğü belirsiz bir şekil yaptı böyle. Gül yaptı altımı, daha ufak bir şeyler. Bu tam oldu. Bu katmerli yaptım bunu arkadaşlar. Katladım açtım bunu. Şunu. O bu kadar var ya. Kat kat ki böyle. Özellikle bunu göstereceğim size. Çok güzel. Acayip güzel oldu bu. Bugünkü hamur işi programımız bu kadar arkadaşlar. Birkaç gün sonra Emine'nin kayınvalisi geldiğinde tekrar hamur işleri devam eder. Devam mi? Eder inşallah. Demiş ya bir arkadaş, mayamız da var bizim demiş. Öyle. Öyle. Şöyle bir gelsin. Şu Ramazan bittikten sonra biz bir senden başladık bu yürüyüşlere. Diyetlere, sabahleyin limonlu sulara, şeylere, cornflakes, ne, granolalara. Granolalara, ondan sonra eridik bittik. Anne bak böyle yapacakmışız o İngilizce ödevini. Bak bunlar Ali senin için kahvaltılık. Nasıl şunlar? Biz de öyleyiz. Aynı duyguları paylaşıyoruz. Biraz burada kabarması lazım mayalansın. Birazcık tepsi mayası olsun. Hemen fırlanacağız. Fırınımı da ısıtayım. Isıtmıyordum aslında ama şöyle bir ısınsın. Böyle güzelce kabarsın. Bunun içinde de böyle iki kaşıklık kadar tahinli haşhaş karışımı kaldı. Bunu ne yapacağım? Murat'a ayırdım. Kahvaltıda ekmeğine. Of. Kahvaltıda ekmeğine sürsün. Çünkü çok seviyor. Hemen değil tabii, özleyince. Onu bu dolaba koyalım. Kapağını. Bozulmaz. Bozulmaz etmez. Kapağı da hemen ne güzel atmışsın oraya. Bozulmaz etmez, bir şeycik olmaz. Şimdi kavanozun dışını da yıkayacağım ben. Battı. Bu da Almina Zeytinevli'nin tahiniydi. Ben sabahları bir kaşık alıyordum bundan. Zaten ondan az kaldı böyle. Vücuttaki toksinleri atıyor, şeye atıyormuş arkadaşlar. Ağır metalleri atıyormuş. Toksin dedim de ben. Ağır metalleri atıyormuş. Çok faydası var yani. Ay Allah, bismillah. Hadi bakalım. Bu işte bitti. Şimdi buraları temizleme işi. Hemen temizleyelim değil mi Murat? Zeynep sil masayı kızım. Zeynep'in silecek. Demek? Ne diyor? Yok, kafa sağladı gidiyor. Ve işte bekleyen hareket, bol deterjanlı sularla. Öyle başka yağlı. Türlü çıkmaz değil mi bu yağ? Yok yağlı, aynen. Direkt silmeyle çıkmaz. Bayağı kötü oldu ama. Hemen temizledik işte, bir şey çıkmadı. Bitti. Tamam. Ders programı da hazır. Oh maşallah. Abi bana ne diyor musun? O ev senin değil. Ama onu öğretmene görmesi gerekiyor kızım abinin. İngilizce ödevi yapmış Zeynep. Öğretmen görsün sonra geri getirir, tamam mı?
Arkadaşlar, haşhaşlı bükmemiz pişti. Bakar mısınız ne kadar güzel görünüyor. İnşallah tadı da görüntüsü gibi güzeldir. Şimdi şöyle dilimleyelim. Ortadan ikiye mi keseyim direkt Murat? Şöyle. Ne bileyim. Şöyle mi kessem? Dökülüyor, dökülüyor. Dökülüyor gerçekten. Dökülmesi güzel. Şimdi 3 çeşit tabak var arkadaşlar. Misafire, çocuklar, Emine ile bize. Misafir ediyor. Komşuya. Hayır, komşuya misafir mi gelecek acaba? Evet. Bir de kapı çalıyormuş. Dık dık dık. Şöyle keselim. Dık dık dık. Kim? İnşallah tadı güzeldir vallahi. En çok tadını merak ediyorum. Dık dık. Kim? Nasıl kötü olabilir ki tadı ya? Ne bileyim. Şöyle bir ya tuzu muzu yani, anladın mı? Ben onu şey yapıyorum. Tuzu fazla gelir. Şekeri şey olur. Ha? Göbek mi koyuyorsun? Koy bakalım. Şöyle bir göbek koyalım. Kıyı da koyalım. Şöyle bir tane göstereyim mi nasıl olmuş diye. Of, çok da sıcak var ya, elim nasıl yanıyor. Ay, hemen tadına bak istersen be. Hı? Ben hemen bakmak istiyorum. Şöyle bakın. Kat kat ayrılıyor. Gönül rahatlığı da komşulara verebilirsin Emre. Murat, elin titriyor annem, Murat. Şekerin düştü açlıktan galiba. Annem, biz buradan ne yapmıştık? Atacak mısın? Aç bakalım ağzını, beğenecek mi? Beğenmez mi? Oo, hı, hemen okey. Yandı. Güzel, gönül gerçekten rahat olsun. Gerçekten. Çok beğendim. Tuzu falan harika. Şöyle komşumuzun tabağını gönderelim. Sonra da biz de oturalım. Çayımızı da koyduk. Çok güzel. 6. Hele bakın kim gelmiş. Oo, şarkılar yazdı. Hoş gelmiş. Resmen şarkılar yazdı. Tahinli benim kırmızı çizgim. Tahinlisi fırında. O da çıksın bakalım. Onun tadı of, da of. Güzeldir inşallah. Ama aynı hazır pastane gibi olmuş. Gerçekten pastaneden de daha güzel. Niye bol? Ya pastane kim ki zaten? Sen yapıyorsun. Tabii canım. O iltifatlar havada uçuşuyor. Yeter yeter. Yığma yığma bu kadar. Aynen, şu fazla ya. Al hatta üstünden. Tahini de yiyeceğiz. İkimizi bu tabak. Hoş gelmiş. Bunları da keselim böyle. Üstüne çıkınca bir sofra bezini örttüm ben. Hafif yumuşamış. Çok güzel, eline sağlık diyorum, evet. Ve kapatıyorum. Evet, bize afiyet olsun. Ben evimi saklanıyorum. Baba. Baba, ben evimi saklanıyorum. Baba. Ben evimde arkadaşlar, yemeklerimizi yedik. Çaylar da içildi. Bulaşık makinesini doldurdum. Bakın, aspiratör filtrelerini daha sabah takacaktım. Bir türlü takamadım yani. Çok ilginç. Orada duruyorlar hala. Neyse, takarız sonra. Hamur işlerini şöyle şuna koydum. Balkonda saklama kutuları var. Onlara koyacağım ama. Şöyle artanları topladık burada. Komşum da tabağını yolladı. Bakar mısınız? Harika bir Alman pastası yapmış. Şimdi deneyeceğiz bakalım. Hamur işi hamur işi gidiyoruz. Birini Zeynep ile ben, birini de Ali ile Murat bölüşür. O şekilde yeriz bakalım. Yanına da birer kahve yaparım. Neyse, videomu da burada sonlandırayım artık. Çocuklar uyku tulumlarını, uyku pijamalarını giymişler zaten. Zeynep de uykucuk tulumunu giydi. Birazdan uykuya gider, değil mi? Aferin. Evet. Ben de makineye çamaşır bir şeyler attım arkadaşlar. Onlar yıkanıyor. Bulaşık makinesi de çalışıyor. Ondan sonra ben de onları yerleştiririm. Siz o etemi yerine koy. Hemen. Örteceğim. Tamam, koş onu koy, o namaz kılınıyor onunla, koş. Neyse arkadaşlar, sizleri de burada veda edelim. Kendinize çok iyi bakın. Daha güzel videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay yap. Özlem teyze çok güzel pasta yapmış değil mi? Yiyecek misin? Anam, biz de bir dakika kek yapalım mı?
Yapalım. Bir dahakine de kek yapalım. Olur mu? Ay yavaş. Hadi yürü bakalım.